yine aynı yerimdeyim. Burayı siz çok sevdiniz, ben de çok sevdim. O yüzden buradan ayrılmak istemiyorum arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğiniz ve benden ikincisini çekmemi çok istediğiniz bir videoya karşınızdayım. Evet, bugün bu dolabın kapağı tekrar açılacak ve içinden annemin en beğendiği kombinler çıkacak. Videonun başlığından okuduğunu zaten biliyorsunuz bu videonun konusunu. Bu videonun konusu annemi kıskanıyor muyum? Şimdi bu sorunun amacı şu. Annemin çok özel, yani çok değer verdiği ve asla bana giydirtmediği kıyafetler vardır. İşte onlar da bunlar. Çok özel kombinleri vardır. Yani mutlaka o üstü o altının üstüne giyer. Mutlaka ikisini kombin yapmadan giymez. Ayrı ayrı başka yerlerde kombin yapmaz. Özel kombinleri vardır. Ve o kombinleri bana giydirmez. Yok işte üstüne bir şey dökersin, yok kirletirsin, yok bilmem ne olur falan diye bana giydirmiyor. Bu yüzden ben de bugün annemden gizli bir şekilde annemin o en sevdiği kombinleri, toplam 6 kombin var, bu kombinleri deneyeceğim ve size göstereceğim. Videonun sonunda annemi kıskanıyor muyum yoksa kıskanmıyor muyum? Bunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ayrıca bu kıyafetlerle annemin Instagram'da fotoğrafları var. Eğer annemi Instagram'ı takip etmiyorsanız edebilirsiniz ve onun üstündeki görüntülerini görebilirsiniz, birkaç tanesini. Ona mı daha çok yakışacak, bana mı daha çok yakışacak? Buna da sizin karar vermenizi istiyorum. Ayrıca videoya geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aşağıda like butonuna tıklayabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk kombinimiz benim çok sevdiğim bir kombin. Dünkü videomu izleyenler hemen tanıdı. Normalde bunu annem bana giydirmiyor. Altına da siyah kordetek giyiyor bunun. Normalde annem bunu bana giydirmiyor ama dün onun fotoğraflarını taklit ettiğim için giymek zorunda kaldım. Ama onun dışında dışarı çıkarken bunu bana giydirmez. Ama ben bugün giyeceğim ve size göstereceğim. Altına da siyah kot etek. İlk kombinim bu şekilde olacak. Ayrıca benim kombinimi beğendiniz ve beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben bu kombini gerçekten çok seviyorum. Bu üstü kimde gördünüz en son? Bir Dünya Ocak'taki yorumlardan şarkı, Senorita şarkısında Ceylin'in üzerine görmüş. Bence bana daha çok yakıştı. Ama yine buna da siz karar verin. Yorumlara yazın. Bayağı egoist oldum. İlk çıktım bu videoda. O zaman ilk kombin giysin. Tadam! Şu tadam kelimesini de hiç sevmiyorum. Şunu değinmedim. Ne desem değiştirsem. İşte ilk kombinim bu şekilde. Bu kombini gerçekten annem çok seviyor, bayılıyor. Bunu daha yeni aldı Zara'dan. Bunu da galiba yeni almıştı ve bu ikisine böyle kombin yapıyor. Siyah kot etekli üstüne bunu ve gerçekten anneme çok yakışıyor. Bana yakıştı mı? Buna da siz karar verin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Normalde mesela annem neden onun kıyafetlerine girmeme izin vermiyor? Bir minik daha açıklama yapmak istiyorum. Mesela pantolon. Birazdan pantolona geçeceğiz. Pantolonda mesela ben boyutsal olarak ve kilo olarak da annemden daha fazla ve büyük olduğum için yok pantolonlarımı genişletirsin, yok işte pantolonlarımı patlatırsın falan diyor bana gerçekten. Ben de inanamıyorum. Aynen sizin gibi. Ama öyle bir şey yok. Biz annemle neredeyse aynı boyutlara sahibiz. Bu yüzden öyle bir şey yok. Anne tamamen paranoyaklık yapıyor bence. Ama yine de bir şey diyemiyorum. Anamdır diye, canım anamdır diye. Ama ben bu kombini gerçekten onun üzerine çok seviyorum, bayılıyorum. Ona çok yakışıyor. Galiba bu kombinde bir Instagram fotoğrafı var. Annemin Instagram sayfasını ziyaret edip bu kombini onun üstüne görebilirsin. Yani çok seviyorum ben bu üstü zaten. Bu altta da çok güzel oluyor ve annemde de çok güzel oluyor. Bir daha söylemeye gerek yok. Hemen ikinci kombine geçiyorum. Altını hiç değiştirmeyeceğim. Bu sefer üstüme şu çok sevdiğim tişörtü giyeceğim. Şimdi aslında bu tişört bize yıllardır var. Yani en az 10 yıllıktır diyebilirim. Ama bunu hiç kimse yüzüme bakıp da giymiyor. Böyle askıya bile asmaya tenezzül etmemişiz. Yani böyle katlayıp katlayıp koymuşuz. Taşınırken oradan oraya taşınmış bilmem ne falan. Biz bunu hiç giymiyorduk. Ben bu yazın başına tatile götürülecekleri hazırlarken gördüm, bir denedim. Hepimiz şok olduk. Dedik ki bu neymiş böyle? Bu böyle giyiliyor muymuş? Bu güzel oluyor muymuş? Bu çok güzel bir şeymiş falan derken annemin bu yaz en favori parçası oldu. Siyah kot eteğin üzerine, siyah pantolonun üzerine, beyaz pantolonun üzerine, beyaz şortun üzerine. Gerçekten bu yaz çok kurtarıcı bir parça oldu. Efsane bir parça oldu. Anladığınız üzere annemin en sevdiği renkler siyah beyaz. Çok seviyor ve ona da cidden çok yakışıyor. Ten rengine de çok yakışıyor. Bu da siyah beyaz bir üst. Bu arada bu Zara'dan demiştim. Bunun markası Serpil. Yani bilmiyorum ne oldu. 10 yıl önceki bir marka. Kesinlikle daha sonra duymadım. Ama annemin dediğine göre o zamanlarda çok popüler bir markaymış. O zaman ikinci kombini görelim. Ve işte ikinci kombini bu şekilde. Bu kombine bayılıyorum. Öncelikle bu üste bayılıyorum. Çünkü bunun o kadar fazla farklı kullanım şekli var ki. Öncelikle omuzları indirerek kullanmak. Bu birinci şekil. Bir omuz yukarıda, bir omuz aşağıda. Böyle de çok kullanıyorlar. Bu iki. Ters omuz. Üç. Bence omuzlar şöyle hafif şu kıvrım noktalarında durmalı. Bana göre. Şimdi kollara geçelim. Kolların aşırı fazla kullanım şekli var. İsterseniz sağ yukarı kadar çekip şöyle salkım yapabilirsiniz. Yani yarım kol yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. İsterseniz dirseğinizin altına çekip ama çok bileğe değil. Yine salkım yapabilirsiniz. Bu sefer biraz daha uzun kol oluyor. İsterseniz de sonuna kadar çekebilirsiniz. Bu sefer de böyle
bütün uzun bir kol olmuş oluyor şu şekilde. Gerçekten omuz detayı harika. Yani bunu istediğim şekilde kullanabilmem. Şöyle düşük kol kullanabilmem. Bir de bunlarla bunun kombinasyonu var. Yani gerçekten efsane ve çok farklı şekillerde giyin edecek bir parça. Buna da cidden bayılıyorum. Üçüncü kombin için yine altını değiştirmem. Çünkü üçüncü kombinde şu var. Annem bu yaz bayağı tül aşığı oldu. Yine bir tüllü üst. Bu da yine Zara Jewelry, bu Stradivarius'tanmış. Ve yine siyah kot eteğin üstünde gerçekten efsane oluyor. Bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazdıysanız sıra 3. kombinde. İşte bu da 2. kombinim. Gerçekten bu üste de bayılıyorum. Bu da yine aynı bir önceki, yani şöyle bir şey var. Gerçekten 10 yılda bir ben modanın tekrarlandığını düşünüyorum. Bu sene düşük beller moda, 10 yıl önce de düşük beller modaydı mesela. Az önce giydiğim siyah beyaz kolu bayağı kombinasyonu olan üst vardı ya, aynı onun gibi bakın. Kolu yine lastikli. Ve istediğimiz şekilde kullanabiliriz. İstersek buraya kadar çekip şöyle salkım yapabiliriz. İstersek sonuna kadar çekebiliriz. Bu sefer üstünde bir şey yok. Üstü böyle V yaka. Ve tamamen transparan, tamamen tül. O yüzden içine böyle askılı ince bir atlet giyilebilir. Bu da bu şekilde. Bunu böyle çok fazla sevmiyorum. Çok böyle annemin yaşına uygun ama benim yaşıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama bir öncekiler gerçekten bana da yakışıyordu. Yani doğruya doğru. Siz ne yapmanızı istiyorum ben. Sıra 3. kombinde. 3. kombinde gerçekten annem bana asla ve asla giydirmediği bir şey. Altında bunun kot etek çok yakışıyor. Şimdi bunu bana gerçekten giydirmiyor. Çünkü çok hassas bir şey. Hem dışı hem içindeki bu ipek atlet gerçekten çok özel. Ve gerçekten üzerinizde böyle kalem gibi duruyor. Altında da kot etek giyiyor. Bu kot eteğimi giyiyor hatırlamıyorum ama bir kot etek giyiyordu. Ben bunu buldum bugün. Bunu giyeceğim şimdi. Bununla ilgili yorumlarınızı yazdıysanız sıra 3. kombinde. İşte 3. kombinim miydi? 4. kombinim miydi? 4.'ydi. 4. kombinde bu şekilde. Gerçekten bu üste bayılıyorum. Öncelikle gerçekten çok imza bir üst bence. Yani çok eşi benzeri yok. Zaten giyilme tarzı bile çok değişik. Arkadan tamamen açık. Yani böyle tamamen bir çarşaf gibi. Onu böyle ellerinizden geçirip öyle giyiyorsunuz. Şuradan düğmesini bağlıyorsunuz. Buradan da ipiyle böyle bağlıyorsunuz. İçindeki de bununla birlikte satın aldığınız böyle özel ipi kimsi bir ince atlet, askılı atlet. Annem bunun altına kot şort giyiyor. Aa, bir şort daha giyiyor, onu da denemek istiyorum. Geldim. Annem bunun altına normalde bunun siyahını giyiyordu. Ama siyahı deforme oldu, bir şey geldi başıma. O yüzden onu iade etmek zorunda kaldık, yani geri verdik. Onun yerine mavisini aldık. Bunun normalde altında bunu giyiyordu ve efsane oluyordu. Şimdi ben bunu giyeyim de bunu göstereyim. İşte bu şekilde. Normalde gerçekten bunun siyahı bunun altına efsane oluyordu. Ama zaten üst çok güzel olduğu için alta bakmıyorsunuz bile. Çünkü üst gerçekten böyle... Baksanıza yani kıpırdamıyor bile yerinden. Tam böyle bir cuk diye oturuyor. Ben bu üstü çok seviyorum ama hiç dışarıda giyemiyorum. Çünkü yani izin vermiyor arkadaşlar. Yine de yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz aşağı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi sıra pantolonlu kombinler geldi. En korktuğum kombinler. Annem bu videoyu izleyince bana büyük ihtimal bu kombinler için kızacak. Üstler klasik kazaklar. İki tane annemin çok sevdiği ve bana giydirmediği kazak var. Altlarda yine çok sevdiği ve bana giydirmediği altlar. Hemen markalarına bakayım. Alt, bu arada bu üst ipek yok, alt roman. Az önceki etek de Zara'ydı. Bu da Bershka alt, üst de Twist. Bu çok annemin çok sevdiği ve uzun zamandır almayı beklediği, indirime falan girmesini beklemişti ama yine indirimden alamadı galiba, bilmiyorum. Bu alt ve üst. Sırada 5. kombinimiz. Hatta bu 5. kombin olmuş olsun, sırada 6. kombinimiz var. Bakalım 6. kombin nasıl olacak? Evet, sıradaki kombin bu şekilde. Annem bu yaz böyle paçası yırtık. Bütün kombini gösterebilmek için size şöyle uzaktan çekiyorum, birazdan yaklaştıracağım. Annem bu yaz böyle yırtık pantolonlara acayip düştü. Yani dolabı yırtık pantolondan yıkılıyor resmen ve bana hiçbirini giydirtmiyor. Ben de kendimi alıyorum gidip kendi bedenime göre. Ama ortada kesin bir şey varsa ben de bu üstü bu kışı annemden gizli gizli giyerim arkadaş. Çünkü gerçekten bayıldım. Çok güzel böyle kolları sarıyor. Böyle kolları... Sonra buraları yırtık yırtık çok güzel bir tarz var. Üstü zaten çok güzel. Ben bu kombine bayıldım ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu lütfen beğenin. Like butonuna tıklayabilirsiniz. Evet, altım üstüm bu şekildeydi. Ben bu kadar çok beğendim ve sıra son kombinde. Aslında bu üstü ben denemiştim. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu Adidas ama biz bunu Vakko'dan aldık. Orada ben denedim. Çünkü annem o sırada böyle çok eli kolu doluydu. Ben denedim ve bana çok güzel oldu. Eve geldik. Neymiş efendim? Giyemezmişsin. Kirletirmişsin bilmem ne. Giyeceğim. Gizli gizli giyeceğim arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ha, bu arada söylemedim. Ne attıysam bu arada. Alt. Bakalım neredenmiş. Alt yine Bershka'dan yine bir yırtık pantolon. Üst de Adidas'tan bir kazak. Bu kış annemi bu kombinle sık sık görebiliriz. O zaman son kombinimiz herhalde 6. kombin oldu. 6. ve son kombini deniyorum. Ve son kombinim yine
altın Bershka'dan böyle yırtık vırtık bir pantolon. Şöyle şimdi kameraya uzaklaştırmakla uğraşmak istemiyorum. Çok yırtık değil, sadece dizleri yırtık. Ve üstünde Adidas'ın böyle lila, siyah ve beyaz bir kaza. Tamamen böyle oversize bir kazak. Hatta bakın bayağı oversize. Ama ben bunu böyle giymeyi seviyorum. Hatta bunu böyle çekiştirerek giyenler var. Bu olayı seviyorum. Ben şöyle direkt içine kıvır. Çünkü çok rahat oluyor. Hem de güzel de gözüküyor. İçine kıvır. Şimdi bu kolu böyle desenli olduğu için şu kolu kıvır. Bu kolda böyle aşağıda kalsaydı böyle hafif şöyle yapabilirim. Hafif böyle içine sokup da bunu böyle dışarıda çıkartabilirim. Gerçekten çok severek aldım. Ben deneyerek aldım. Herkes benim üstüne görüp ooo ne kadar yakıştı al mutlaka diyerek aldım. Ama anneme kaptırdım. Ama gizli gizli gelmeyeyim tabii ki de giyerim. Yorumlarınızı bekliyorum bu kombine ilgili. Bu arada dışarıda yaz sıcağı var ve ben bu kazakla şu anda pişiyorum ama bununla veda ediyorum. Çünkü bu videoyu seyretmem lazım. Bu yüzden hemen videoya veda edip montaja geçiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın. Böyle daha çok video gelsin isterseniz ve ne tür videolar gelsin isterseniz. Bu aralar her gün video yüküyorum farkındaysanız. Hemen şöyle kalbimi göndereyim. Hangi video tarzından daha fazla isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kalbimi gönderiyorum. Hoşçakalın.